Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün efsane bir tarif yapacağız. Ney mi yapacağız böyle? Tavuğumuz olacak, soya sosu, sarımsak, böyle bağ. Yani efsane bomba bir tarif geliyor. Başta malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemelerimi ayarladım, başta tavuğu hazır edelim. Şöyle bir adet tavuk göğsüm var, bunu şöyle tutuyorum. Onu fazla incitmeden şöyle tatlı tatlı tam orta yerinden kesiyorum arkadaşlar. Zaten göreceksiniz, çok rahat bir şekilde kesilecektir. Dokunduğunuz gibi böyle peynir gibi akıp gidiyor, görüyor musunuz? Evet, şöyle son hamlemi de yaptım. Gördüğünüz gibi tam iki eşit parçaya ayrılmış oldu. Yüzeyi de dümdüz mis gibi. Burada tavuklara biraz değer katmak istiyorum. Neyle başlıyorum? Başta tuzla. Üzerlerine bir parça tuz yediriyorum. Hem arkalarına hem önüne. Tuzlama işlemi bittikten sonra karabiberle ne yapıyorum? Ekstradan değer katıyorum. Lezzetlendiriyorum onu. Arkalı önlü çalışma devam ediyor. Bu karabiber parçacıkları ağzınıza geldikçe size mutluluk verecektir. Şimdi un çalışması. Şöyle tutuyorum. Unumu gördünüz. Bir su bardağı unu buna ekledim ve unun her tarafına yediriyorsunuz tavuğu. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Ve bunu ayrı yere alacağım. Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Tavuğum bana diyor ki pişmeye hazırım diyor. Ben de onun için hazırlıklara devam ediyorum. Ocak başına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Böyle elimde tereyağı var. Tereyağını şöyle bir açalım. Paketinden çıkaralım. Bir özgürlüğüne bir kavuşsun. Evet, şu şekilde açtım. 2 yemek kaşığı kadar tutuyorum. Kendime yol açıyorum. Bunu alıyorum. Tereyağını tavaya ekliyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra tavuklar devreye girecek artık. Evet, tereyağın tamamı eridi. Şimdi artık tavukları atabiliriz. Şöyle ekliyorum ikisini de. Tavukları arkalı önlü pişireceğim. Sonlara doğru öyle güzel ufak dokunuşlar yapacağım ki resmen tavuklar çılgına dönecek. Evet, tavuklarımı kontrol etmek istiyorum. Göstereyim. Evet, istediğim olay tam da bu. Şimdi çevirelim. Diğer tarafını da aynı şekilde pişireceğiz. İkisi de böyle çok güzel pişmiş. Tam böyle altın sarısı rengini almış. Evet, dediğim gibi şimdi çevirdim bunları. Diğer yüzünü de aynı renge kavuşturacağız. Ardından ufak bir dokunuş yapacağız dediğim gibi. Tabi ara ara ne yapıyorsunuz? Üstten bir parça bastırıyorsunuz ve onu ne yapıyorsunuz arada? Şöyle hafif hafif gezintiye çıkarıyorsunuz. Tavanın her yerine iyi işlesin. Evet, bu şekilde bırakıyorum. Ara ara bunu yapıyorsun. Alt kısmı olmaya yakın, ben artık hazırlıklarımı yapmaya başlayabilirim. Hoca, bir diş sarımsağım var. Başta bunu ne yapalım? Bir aromasını patlatalım. Evet, onun iyice bir canını okuduk. Ardından sarımsakların üzerine gidiyorum. Böyle ufak parçacıklar haline getirmeye çalışacağım. Onun için böyle üzerinden 8-10 kere geç. Evet, istediğim inceliğe geldi. Bunları şöyle bir toparlıyorum. Tavukların arasını bir parça açtım. Şöyle tutalım. Sarımsakları bunların arasına ekleyelim. İki aşığı birbirinden ayırdık. Şimdi bunun üzerine 2 yemek kaşığı olacak şekilde soya sosu ekliyorum. Bu kadar yeterli. Elimde şöyle balım var. Çeyrek çay bardağı kadar bal ekliyorum. Bu kadar yeterli. 1 yemek kaşığı da beyaz sirke ekliyorum. Bu da bu kadar yeterli. Evet, tavukları tüm lezzetleri buluşsun diye şöyle bir gezintiye çıkarın. Her tarafına işlesin. Birazdan çevireceğiz. Bu sosun içerisinde tatlısı, ekşisi, tuzlusu, böyle bütün lezzetler iç içe girince hem görüntüsü hem lezzeti efsane olacak. Gerçekten şaşıracaksınız. Ağzınızda böyle patlamalar yaşanacak. Evet, şimdi artık çevirme zamanı. Diğer tarafını da aynı şekilde lezzete boğalım. Şimdi görüyor musun görüntüsünü ya? Gerçekten çok güzel gözükmüyor mu? Evet, ne yapıyorsun? Şöyle bir yerde toplayabilirsin. Kendisine böyle banyo yaptırabilirsin. Böyle tavuklar iyice bir banyosunu yapsın kendi sosuyla. Resmen lezzete boğuyoruz burada. Şöyle tutalım. Üzerine gidelim. Banyosunu deneyelim. Tatlı tatlı yaptıralım. Evet arkadaşlar, tavuklarımız pişti. Altını kapatıyorum. İyice lezzet bombasına döndü. Bunları bir kenara alacağım. Böyle kendi tavasında, kendi sıcaklığında kenarda bırakacağım. Biz bu arada bunun böyle yanına sunacağımız ekmeği yapalım. Böyle elimde tost ekmekleri var. Tost ekmeğini ne yapacağız? Bir parça ufalamak istiyorum. Tüm de bırakabilirsin ama bence bu şekilde daha güzel olacaktır. Hatta daha da ufalayabilirsin. Böyle 2-3 tane ekmeğimi böyle ufak parçacıklar haline getiriyorum. Şimdi bunları pişirebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve tereyağı şöyle bir gezintiye çıkaralım. Tamamı bir erisin. Daha sonra ekmekler devreye girecek. Bu erirken buna bir ufak dokunuş yapacağız. Daha demin pişirmiş olduğumuz tavuk vardı ya, dibinde bir sürü sos kalmıştı. O sostan ne yapıyorsun? Şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde bunun içerisine aktarıyorsun. Ekmekleri var ya, resmen havalara uçuracak. Bu kadar yeterli. Bunu iyice bir karıştırıyoruz. Oo, şunun güzelliğine bak ya. Mis gibi de koktu ya. Bu kokuyu böyle hissetmenizi isterdim. Çok güzel. Şöyle şimdi ne yapıyoruz? Ekmekler
devreye giriyor. Şöyle ekmekleri içerisine atıyorum artık. Atar atmaz çevirin her tarafı sosa bulanmış olacaktır bu sayede. Böyle elimiz yana yana bunu çeviriyoruz. Ve ekmekleri ne yapıyorsun? Her tarafa böyle sosunu yesin diye şöyle bir dibine dibine yediriyorsun onu. Ya burada amacımız bunları bir parça hafiften bir çıtırlaştırmak. Arkalı önlü şöyle pişireceğiz bunları. Çevire çevire pişiriyorum. Görüyor musun? Bu karamelize rengini alacak arkadaşlar. Ekmekler tam istediğim gibi. Çok güzel oluyorlar ya. İyice o dış kısmı karamelize oluyor. Hafiften böyle çıtırlaştırıyoruz. Ara ara bunları çevire çevire pişirmeye devam ediyorum ben. Evet, bunları kısık ateşte kıtırlaştırdım. İyice karamelize oldu. En son üzerine bir parça kekik atıyorum. Ve ufak tefek şöyle göbek attırma çalışmaları. Ve kekik her tarafına bir yayılsın ve altını kapatıyorum. Evet, dediğim gibi bunlar da hazır olduğuna göre artık sunuma geçebilirim. Evet, tavuğumu ekledim. Üzerine de şöyle bir parça, tabi bu isteğe bağlı, maydanoz gezdirebilirsiniz. Sunum açısından bence güzel olacaktı. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi de ekmekler devreye giriyor. Hemen yan tarafına ekleyebilirsiniz. Şöyle dikkatli bir şekilde ekmekleri yana ekliyorum. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz güzel oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Ya insan bu tabloyu böyle bozmaya kıyamıyor ya. Şunun güzelliğine bakın ya. Gerçekten 10 numara ya. Ne yapalım? Şöyle tutalım bir tanesini. Şöyle bir kenara alalım. Mecbur bozacağız tadım için. Şöyle tutuyorum ve buradan kesiyorum arkadaşlar. Ve şöyle tutalım. Şöyle tadına bakalım. Oo. Bir de şundan. Ha, bu var ya. Ya efsane ötesi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Tavuk ayrı lezzetli. Gerçekten inanılmaz güzel olmuş ya. Emin ol çıldıracaksın buna ya. Hafiften böyle tatlımsı bir tat da geliyor. Baldan dolayı bir yanda o soya sosu. Ya bunu çılgına çevirmiş. Bir ondan bir ekmek. Böyle çıtır çıtır. Çok güzel. Muhakkak denemelisin. Muhakkak ama muhakkak denemelisin bunu ya. Şunun sosu var ya, efsane ötesi olmuş. Ekmek de aynı şekilde 10 numara. Yani bir kere yaptın mı, emin ol bunun bağımlısı olacaksın. O kadar da iddialıyım. Şunu da alayım şöyle. İyice sosundan alıyoruz. Ekmeği. Tek lokma. Çıtır çıtır ekmek. Sosla böyle dış yüzeyini iyice kaplama yaptık ona. Bu efsane bir şey çıktı ortaya. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.